Hanımlar beyler, çok sevgili dostum Oğuzhan Uğur, ayrıca da Ceren Taşçı, ayrıca Ferdi Sancar ve ayrıca Hera konuklarım. Oğuzhan Uğur, Ceren Taşçı ve Ferdi Sancar 40 Yalan filmiyle buradalar. Hera'da yeni klibi ve şarkısıyla konuğumuz. Alkışlıyoruz. Evet, bir tek Hera'nın sizle alakası yok ve sizin de Hera'yla alakanız yok. Niçin seni bu masaya aldılar bilmiyorum. Aslında şöyle bir alakamız oldu. 2 gün önce bir televizyon programında aynı kadroyu yine beraber konuktuk. Neden? Tesadüf, neden? Tesadüf. Tesadüf. Allah Allah. Hangi televizyon programı? Bir başka talk show mu? Yok değil. Normal sabah. Nasıl bir program? Sabah gündüz kuşağı. Evet. Sabah gündüz kuşağı mı? Gündüz kuşağı. Gündüz kuşağı hangi program? Niye söylemiyorsun? Gizli bir şey mi? Ya, yok değil, söyleyelim. Niye söylemiyorsunuz kanalın adını ya? Şey, Apara'da günaydın hafta sonu değil. Apara'da mı? Apara. 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 Ha, Apara. Ha, oraya mı katıldınız? Apara'ya mı katıldınız? Günaydın hafta sonu. Ya bak, talk show'lar ne hale geldi. Tabii. İnsanlar, çocuklar Apara'ya katılmak zorunda kalıyorlar. Sadece haber değil, ekonomi de var. Olay çok ağır. Eskiden Beyazıt'a gelirlerdi, bana gelirlerdi, değil mi? Bir de bizi yıllarca kandırdılar. Bana gelenler, aa Beyazıt'tan hiç hoşlanmıyorum, ona çıkmak istemiyorum falan filan diye. Beyazıt'a giden Okan'dan nefret ediyorum falan. Halbuki biz sonra hepsini teknede konuştuk Beyazıt'la. Hiç böyle değilmiş, onu anladık. Peki. 40 Yalan filmi ve önce Hera'dan başlayalım. Tabii. Hera'nın işini halledelim, onu gönderelim. Sonra sabaha kadar oturacağız. Bir de bizim yayınlandığımız gece değil mi? 21 Aralık gecesi, yani kuantum mekaniğine göre yayınlanıyoruz orada. O gece çok uzun bir gece, en uzun gece. Sabaha kadar beraber. Sadece Hera genç olduğu için, erkenden uykusu geldiği için onun klibine bakacağız. Tamam. Ve Hera'yı uğurlayacağız. Görelim. Ne gerek vardı? Ozan'a ne gerek vardı? Ya projemiz... Ne gerek var? Ozan her şeyi yapmış olabilir. Şarkıyı bestelemiş olabilir, her şeyi yapmış olabilir. Ama tekrar klibin ilk karesine dönelim. Şimdi bu fotoğrafı gördükten sonra ben şahsen izleyici olarak artık bir erkek istemiyorum. Can Yaman'ı getirsen istemiyorum. İstemiyorum çünkü tahammülüm yok. Bu kadar güzel bir kız, bu kadar güzel bir fotoğraf gerek yok. Ozan da güzel adam ama yani. Değil. Sen öyle sanıyorsun. Biz hepimiz, ben Show Radyo'ya geldiğinde de sana bunu anlatmaya çalıştım. Anlamıyorsun. Gözün kararmış. Gözün kararmış. Can Yaman olsa tamam belki ama Ozan. Hayır, bir kere aradaki boy farkı korkunç. Değil mi? Yarı yarıya mı? Yok, o kadar değil. Yarı yarıya değil mi? Can Yaman'ın boyu kaç? Sen oynadın ondan biliyorsun. Bilmiyorum boyunu. Nasıl lan, yapma. Haksızlık olma. Bir kınama yazmışsın galiba. Evet. Ne dedin kınamada? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ben Twitter'ımı açtığımda her gün onlarca kadın haberi görüyorum ve böyle kalpten yaralanıyorum bu konuyla ilgili ve çok üzgünüm böyle şeyler yaşandığı için. O yüzden ekran önünde bu kadar insana aynı anda bir şey söylediğinizde, bu kadar insanın aynı anda sizi dinleyebildiği bir güce sahipseniz, bence bu bir güç. Oyuncu, yönetmen, yazar, her kimseniz. Bunu Can Yaman için söylüyorsunuz hayır, değil mi? Benim için değil. Hayır, herkes için. Bana da mı söylüyorsunuz? Hayır, hepimize söylüyorum. Ha, kendimi de bunun içinde tutuyorum. Önce kendi zihnimizden, dilimizden ve davranışımızdan bir kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Biz nasıl davranıyoruz ki bu durum bu hale geliyor? Bence çünkü hepimiz sorumluyuz. O yüzden sorumlu olduğumuzu fark edelim ne olur bu konuyla ilgili. Çok ilgi gördü. Çok ilgi görünce böyle kudurdu. Kudurunca ağzına her şey çıkmaya başladı. Belki böyle yapmayabilirdi. Ben üzülüyorum. Tabii Can Yaman'dan konuşmak istemiyorum özellikle. Bazen de çok istiyorum. Çünkü çok komiğime gidiyor Can Yaman. Yani ve bunları yapmasını bekliyordum. Allah'ım, o mikrofon daha nasıl takılamazdı? Sen konuşma, ben konuşacağım. Olsan takar mısın ne olur? Öyle bir şey yaptı ki burnuna taksa daha iyiydi. Bir şey söyleyeyim. Şurası havada. Onu hallediyorum. Çok saçma. Şöyle. Ben Can Yaman'dan konuşmaya devam ediyorum. Can Yaman'ı belki de idare... Taktı mı? Ha, tamam. Niye? O çocuk benim programıma katılmıştı. Kaç sene önce? Hangi seneydi o? Can Yaman oturdu. Masada. He? 2016. Şimdi 2016'da bir Can Yaman bana gösteriyorlar. Diyorlar ki o Can Yaman var ya, o bu. Olamaz diyor. Çünkü Can Yaman iki taneymiş, ikisini birbirine yapıştırmışsın gibi görünüyor şu an. O kadar büyümüş. Değil mi? Surat böyle olmuş. Kafa bu enine gitmiş. Vücut ince, tatlı, yakışıklı bir çocuktu. Çok efendi oturmamış mıydı? Efendi oturuyor böyle. Tamam efendim, evet efendim falan. Şimdi başka bir şey olmuş. Yani bizim dizide... Şey... Kafes güreşçisi gibi olmuş değil mi? Bir garip. Ha? Bizim dizide iki bölüm vardı. Ben mahalle tarafında olduğum için, onlar reklam şirket tarafındalardı. O yüzden gerçekten çok fazla sahnemiz yok. Sette nasıl olduğunu da bilmiyorum. O yüzden yani gerçekten çok fazla vakit geçirdiğim biri değil. Tanımıyorum. Şimdi şey, vücuduna hakim olamıyor. Bu genelde ergen erkeklerde olur. Şey oldukları için, büyüdükleri için böyle oturuşları, kalkışlarına hakim olamazlar. Böyle mesela şöyle oturan tiplerdir onlar. Mesela ergen çocuklar şöyle oturur. Sanki burada bir beton blok varmış gibi. Halbuki aslında kapanabiliyor. Değil mi? Tabii. Yani kollar filan. Bu çocuk sürekli böyle duyar. Şöyle bir şey, böyle Humpty Dumpty gibi bir şey dolaşıyor. Ve göğsünü açıyor şeyine kadar. Böyle iyice açıyor. Oraya bir şeyler asıyor böyle, mesela çalar saat falan filan böyle bir şeyler. Ondan sonra bir garip bir şey. Ve çocuğu, tabii çocuğa öyle bir alan bıraktılar ki o herkesi şey yapabilir. Yani herkese öyle şeyler söyleyebilir. Yani söyle bakalım falan filan. O yani olabilir. Bence olmamalı. Olmamalı. Ben kibar bir insanımdır mesela. Yani beni evde görsen çok kibarımdır mesela. Kadınlarla, erkeklerle filan. Mesela evde bile ben öyle olmuyorum. Yani çıplakken bile çok efendiyimdir. Yani böyle. Yani beni böyle çıplak düşün mesela. Ama düşün. Çıplakken bile ben böyle oturuyorum. Öyle niye olmuyor? Belki büyüyecek. Büyüdüğü zaman olacak. Peki, şimdi senin klipten hakikaten gerek yok. Olsun. Görelim. Çeker yürek her günün akşamında, hasretin yükselerek. Dur. Niye bir de Ozansız bir montaj, niye denemiyorsunuz? Çok güzel görünüyorsun. Kim çekti klibi? Erdi Sevin çekti. Hiç tanımıyorum. Yeni. Yeni mi? Daha doğrusu. 5 yaşında mı? Hayır, Murat Küçük'ün yönetmen asistanıydı normalde. Çok iyi. Teşekkür çok ediyorum. İyi ve çok güzel bir siyah beyaz olmuş, evet. Tonları falan filan, her şey. Beraber böyle çalıştık biraz aslında. Benim de ilgim var. Beraber. Neye ilgim var? Yani renklendirme. Klibi mi, montajları? Her renklendirme de beraber mi yaptın? Evet, beraber yaptım. Allah Allah, çok güzel olmuş. Maşallah. Devam. Yine sen diye sen diye sayıklar. Şarkı çok güzel. Bilmiyorum, beğendin mi? Tabii tabii, çok güzel. Şarkı çok güzel. Gerçekten. Ozan'ın bestesi. Var, değil mi? Böyle 90'lar şarkısı gibi. Özlemişiz yani o dönem şarkıları ve sanki o bugüne uyarlanmış da baştan yaratılmış gibi, çok tatlı bir şey olmuş. Çok ellerinize güzel. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Söz kimin? Söz Tuğrul Cerahoğlu'na ait. O da yeni sektöre giriyor ama çok güzel besteleri var. Bu şarkı zaten Ozan Doğulu'nun 130 BPM Crescendo albümündeydi. Daha yeni klip çekebildik çünkü bir anda bir sürü klip çektiler. Buna ancak. Peki bestesi Ozan'ın mı yoksa? Yok, beste, söz müzik Tuğrul'un. Aranje olarak sadece Ozan'ın. Aranjesi olan, ama çok güzel. Teşekkür ediyorum. Pınar, bana hatırlat. Ben bazı siyah beyaz sahneler çekeceğim. Ozan'ın yerine yerleştirmesi için. Neydi hareketler? Birkaç tane böyle şey. Bir de öyle deneyin. Kim mi yaptı montajı dedin? Erdi Sevinç. Ben ona gönderirim. Hakikaten çok güzel görünmüyor mu? Çok teşekkür ederim. Çok hoş değil mi? Çok sağ olun. Hakikaten değil mi? Neslinin en güzel kızlarından birisi. Çok incesi, çok iyi. Evet evet, güçlü gayet yani. Kesinlikle. Ve de o oyunlar değil mi? Böyle bir varyasyonlar var. Çok güzel. Fotoğraflar çok güzel. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Klipte aksayan tek şeyi sana söyledim. Onun dışında. Peki. Sen eskiden bir de şey yaptın. Spor spikerliği yaptım. Spor spikerliği yaptın. O ne oldu sonra? Bıraktım. Yani bir süre yaptım. Sporu, yani futbolu daha çok seviyordum. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Takip de ediyordum ama tamamen Hı-hı. yani sevdiğim içindi. Hı-hı. Sonradan bir teklif geldi aslında. Tamamen bir gün evde oturuyordum. Fox TV'nin spor müdür yardımcısı babamın arkadaşıydı. Hmm. Kalk dedi, ne yapıyorsun artık, çalışacaksın dedi. O sırada da yine de böyle hani oyunculuk teklifleri vardı. Diksiyon dersi alıyordum. Ne yapacağım peki dedim. Ama çok güzel diksiyonun. Teşekkür ederim. Evet. Ne yapacaksın dedi. Ne yapacaksın dedim. Artık dedi spiker olacaksın. Nasıl dedim, yapamam ki falan. Hmm. Gittik deneme çekimi yaptık. Bir anda böyle doğaçlama bir şey yaptım. Sen dedi zaten olmuşsun dediler bana, böyle hemen başladık. Hı. Sonra birkaç yıl yaptım, ondan sonra bıraktım. Yani peki, çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyordum aslında. Çok güzel. Klipte, bu klipte mi? Şöyle bir not var önümde. Klipte yaşadığı ayrılık acısına rağmen güçlü duran bir kadını canlandırmışsın. Evet, çok güçlü. Siz anladınız mı bunu? Tabii, onu alt metni belli oluyor zaten. Ya ayrılan bir kadın zaten hemen bu entarileri giyer. Ve... Ayrıldı mı canım? İşte çok güçlü bir taraftan. Ha? Güçlü. Evet, güçlü yani. Kesinlikle. Ayrıldım ve çok güçlüyüm. Peki. Bu Ceren'le ilgili bir bilgi. Anaokulda gittiği tiyatro oyununda sahneye fırlamış. Tamamen öyle bir tipim var. Peki. Hadi bakalım. Şimdi film. Ay, heyecanlanıyorum onun için. Ben de çok heyecanlıyım. Ne kadar emek harcadım biliyorum. 40 Yalan filminin fragmanını izliyoruz hep beraber. Bittim be. Rezillik, skandal üstüne skandal ya. Tamam. Aslında bir bütün dünyada var olan bir format, bir hangout hikayesi. Tabii. Değil aynen. mi? Müthiş. Karakterlerin gerçek olması ve bu meyvenin orada bir şekilde tüketilmiş olması ve ufak tefek dedikodulardan ortaya çıkmış bir senaryo olmuş aslında. Biz de okuduğumuzda dedik ki bu bayağı aslında böyle bir matematiği var bu filmin, emin miyiz falan derken bunu yani oynadığımız karakterlerle tanıştık biz orada. Gerçek insanlar. Ana. Hala oradalar. Biri rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun dışında hepsinin gerçek olduğunu görmemiz. Trakya'da mesela bir sokakta 100 metre yürüdüğümüz zaman zaten filmin senaryosunun yarısını okumuş olduk orada. Bayağı bunlar dönüyor yani bütün memlekette. Dedik ki çok eğleniriz. Eğlendik de. Öyle bir film oldu gerçekten. Of be. Hamdi Alkan nasıl bir yönetmen? Nasıl buldun? Sen ilk defa çalışıyorsun. Ben ilk defa çalışıyorum. Hı-hı. Zaten Bayrampaşa filminden ben hayrandım kendisine. Hı-hı. Çünkü hani... Hiç oyuncu olmayan mahkumları da orada yönetmişti ve filmde oynatmıştı. Filmin içinde çok da değerli bir filmdir o. O filmde onu görünce ben dedim ki mahkumları oynatabiliyorsa hiç oyunculuk yapmayan adam bizim gibi YouTuber'ları da oynatabilir dedim. Ve çok güvendim kendisine. Bıraktım kendimi. Vallahi öyle ama. Hakikaten bıraktım yani kendimi ona ve güzel bir şey çıkarttı. Sağ olsun. Şimdi biraz Ferdi'den konuşalım. Ferdi, ne düşünüyorsunuz film hakkında? Çok samimi... Düşüncem gerçekten çok keyifli oldu. Yani bunu herkes çok böyle söyler, her yeni film çekmiş insan. Biz çok samimi film, çok eğlendik. Bu benim yapımda da öyle bir şey yok. Hayatım boyunca hep ben gerçeği söyleyen bir adam oldum. Kendime göre gerçeği. Çok güzel bir ekip olduk önce. Hamdi Hoca çok yardımcı oldu. Biz birbirimize o kadar güzel bir bağ kurduk ki orada. Sanki yıllarca tanışıyormuşuz ve kendi aramızda hadi gelin bir film çekelim demişiz ve o sıcaklıkta bir film çekmeye çalıştık. Gözyaşım doldu şu anda. Nasıl? Şiir gibi ya. Ferdi'nin röportajlarından diyorsun ki küçükken tek hedefim vardı. 20 yaşında kendi paramla kendi yazdığım oyunu kimsesiz çocuklar yararına sahnelemek. İbret diye bir oyun yazdım. Dekorunu kendim yaptım. Bir tane minibüs kiraladım. Şoförlüğünü de kendim yaptım. Ve daha önce tiyatro tecrübesi yaşamamış 4 arkadaşımla birlikte kimsesiz çocuklar için Türkiye'yi dolaştık. Bu çok idealist ve çok tam bir şey değil mi? Tiyatroyla alıp veremediğimin kalmadığı nokta oldu. Yani çok kıymetli bir şeydi o benim için. Gittik Nusaybin, Lopi, Şırnak, en doğudan en batıya kadar o dönemde 98 döneminde hatta yani 98-99-2000 dönemini ele alıyor bu. En doğudan en batıya kadar gezdik. Çok böyle huzurumuz, vicdanımız rahat bir şekilde geri döndük. Çok da mutluyum. Tekrar yapar mıyım? İmkanım olursa tekrar yaparım. Peki. Bu Oğuzhan senin kaçıncı filmin? 2 mi? 3 mü? 5 olması. Yapma ya. 5 olmuştur. Peki. Bu bir yandan medya adamı olmak, bir yandan medya patronu olmak, bir yandan filmlerde oynamak, bir yandan sahnede olmak ve şarkı söylemek. Bunlar bence bu genç yaşta seni biraz hırpalayacak artık. Tabii tabii. Yani benim gibi ölüme daha yaşlanan yaşlarda tamam güzel, çünkü beni ayakta tutuyor. Hı -hı. Çünkü ben çalışmazsam eve gidip hastalanacağım. Yani 55 yaşın hastalıkları gelecek. İşte prostat, hemoroid, empotans. Başka ne var? Var mı 55 yaşını geçmiş aramızda? Vardır. Yani çok hastalık var. Kanserler, çeşitli şeyler falan filan. Ama ben çalışarak bunlardan yırtmaya çalışıyorum. Yani eve gitmezsem o hastalıklar olmayacakmış gibi. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani koşuyor. Ama senin yaşın genç. Buna dayanmak da zor olsa gerek. Çok çok, yani fazla alan ve fazla koşturma finalde işin içinde seni boğuyor. Bazen kenara çekip bakman lazım yani. Hı-hı. O kadar çok hata da yapıyoruz ki bu işleri yaparken. Hı-hı. O hataları mesela bir süre sonra görmüyorsun yani. Çünkü çok işin içindesin. Hı-hı. Mesela birkaç seyahatimiz oldu. Sinema filmi çekiminde de boğuldu. Sinema filmi çekimi mesela Lüleburgaz'da, işte 40'lar elinde geçiyor. Oraya gittiğimiz zaman bile şu kadarcık bir yol halbuki. Böyle dışarıdan bakıyorsun yaptığın işlere ve bazen ha bu neymiş diyorsun. Çünkü memur çocuğu zihniyeti bu. Aman biz şimdi kenara koyalım, kazanalım durumu biliyorsun abi. Hani bunu yapan da çok bizim sektörde. Hani ben de o furyaya katılmıştım bir ara. Hadi daha garanti bir iş yapalım durumunda değildim de iş yapalım durumundaydım ama tabii yaşayarak öğreniyorum hepsini. Böyle tatlı tatlı eledik şimdi. Tatlı tatlı da gidiyoruz. Biraz daha az yoğunluk yani. Çok parayla ilgili bir problemin olmasın. Yaşlandığımızda hepimiz Beyazıt Öztürk'ün dairelerinde kiracı olarak oturacağız. Bize uygun kira yapacak. Yani inşallah. Ben sözünü aldım. Bize uygun şartlarda kiraya verecek vallahi. Ama ben de bir şey koyamadım kenara. Açıkçası. Nasıl yani? Vallahi yok bir şeyim. Yani yok. Yani daha doğrusu para eder şeylerim yok. Yani çok fazla fotoğraf makinem, çok fazla gitarım, çok fazla tablo, çok fazla kitap, çok fazla şu bu. Ama apartman dairesi olarak bir şey koyamadık. Çok az. Çok yapıyorlar değil mi abi bunu? Yani bu sektörde böyle hızlıca para kazananlar hızlıca dairesi var. 10 tane buradan alıyor. Ben 5 tane şuradan alalım filan. Efsane yani. Duymuştum hani toplanıp böyle hatta arazi bakmaya gidiyorlar. Tabii arazi bakmaya gider. Ben katılamadım. Beni aralarına almadılar. Niye öyle yaptın? Çünkü başka eğlencelerim vardı. Yurt dışındaydım. Can Yaman'la beraber. Ben de kentsel kovalıyorum mesela. Daha ucuz kiralıyorlar diye. Neler? Kentsel dönüşümden kiralıyorum. Kentsel dönüşüm, evet. Orası uygun oluyor. Çok, yani bu emlak herkesin aslında... belki yaşlandığı zaman bu kadar çok emlak biriktirmeye çalışmak, özellikle gösteri dünyasında ya da müzik dünyasında bence yaşlanınca bundan memnun olmayacaklar. Bence olmayacaklar. Ama bir de kötü örnekler var. Şimdi televizyonda izlediğimiz zaman zamanında o çok hayranız, çok iyi işler yapıyor dediğimiz birçok insan televizyona çıkıp işte ah bak bugün ben nerelere geldim, keşke birikim yapsaydım diye böyle ağlaştılar. Biz de çok üzüldük. Evet. Onları görünce doğal olarak sanırım yeni nesilde kendini bir şekilde buna... Evet abi bizim gibi insanlar biz birikim yapamadan ölmeliyiz. Kesinlikle. Çünkü belli bir tarihte çocuk yapmalıyız. Bir defa çocuk... ve bugünkü Türkiye'deki eğitim masrafları birikime kesinlikle engel oluyor. Yani bugün bir çocuk okutan bir insanın, hı hı, hatta 2 hatta 3 çocuk okutan bir insanın yani pantolon alacak, don alacak hali yok. Her şey çocuklara gidiyor. Dolayısıyla tek amaç var. Çocuklara iyi eğitim vermek. Tek amaç bu. Hı hı. Yani eğitim mi, mal mülk bırakmak mı? Hayır, eğitim. Mal mülk hiçbir işe yaramaz. Çünkü eğitimsiz bir çocuk zaten onları heder eder. Dolayısıyla bizim gibi insanların birikim yapamadan ölmemiz lazım. Çok ciddi söylüyorum. Boş ver birikim. Neyin birikimini yapıyorsun? Her şeyi iptal ediyoruz. Var mı sende aslında apartman dairesi falan? Yok. Hiç olsun da istemiyorum zaten. Bravo canım benim. Yani öyle çok köklenemiyorum. Öyle deme kız. Vallahi bak lazım o zaman. Zaten o kadar kazanamıyorum da. Yani evet, kazansam da çok... Daha çok gezmek, dünyayı görmek falan, öyle şeylere daha çok ilgi duyuyorum. Bak bunu merak ediyorum. Köklenmektense yani. Bunu çok merak ediyorum. Gezdiğiniz zaman dünyada nereyi görüyorsunuz? Nasıl yani? Mesela Mısır piramitleri. Fix. Herhalde öyle bir şey yok değil mi? Ben gittiğim yerde oranın insanı gibi yaşamayı çok seviyorum. Böyle hani şunu gezeyim, bunu gezeyim falan değil de sanki böyle oranın lokal, oralı gibi yaşamayı çok seviyorum. Bir tatile mi gitsek beraber? Evli misiniz? Çok mutlu oldum. Beraber bir tatile gidelim. Olabilir. Vallahi ben de oranın insanı gibi yaşamayı çok seviyorum. Vallahi ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Oralara gidilecek, buralara gidilecek filan. Oranın insanı gibi. Ama dilde konuşmak lazım. Evet. Marketten alışveriş yapıp, bazen böyle marketten alışveriş yapıp otelde yiyorum. Kızımla da yaptık. Çok eğlenceli. Yatağın üzerine serdik bütün yaptığımız alışverişleri. Ondan sonra hepsini yedik. Hepsi, her şeyi yedik. Torba böyle, torba aldık marketten. Turistik gidilecek yerlerden çok gerçekten böyle keyifli keyifli, acele etmeden böyle. Orada yaşıyormuş gibi hissetmeyi çok seviyorum. Bunu nerede yaşadınız en son? Bunu en son Sırbistan'da, ama ondan önce Londra'da kalmıştım 6 ay. Erasmus yaptım orada. Ana! Nasıl Londra? Ya çok güzel bence. He? Ben çok seviyorum. En çok Londra'yı mı seviyorsun? Yok, gitmediğim ve uzaktan sevdiğim ve gitmeyi hayal ettiğim yerler var. Peru mesela. Peru. Ben de çok merak ediyorum. Peru'ya giden Türkler var. Kafayı yemiş olanlar. Tabii tabii. Bana diyorlar ki var öyle gençler. Hatta bir tane Galatasaray'dan var mektepten. Diyor ki abi gel ben seni burada halledeceğim diyor bana. Bütün dertlerimden. Evet, diyor ki bütün hepsini çözeceğiz diyor. Diyorum nasıl sonra döneceğiz lan yani. Benim tiyatrodan bir alt sınıfımdan bir arkadaşım gitti. 5 yıldır dönmüyor ve her sorduğumda çok mutlu. Nasıl? Sessiz Gemi şarkısı gibi mi? Dönen yok ki seferinden durumu filan gibi mi? Nasıl lan? Çok acayip herhalde değil mi? Ne yaşıyorlarsa. Evet. Artık. Sormak lazım tabii. Tapınaklarda filan mı koşuyorlar? Basamaklarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filan bir şey yapıyorlar. Ama yani doğası da muhteşem. Maçet küçük falan. Çok güzel gözüküyor yani. Çok istedim. Sen Dominik'e gittin geldin. Evet, evet. Survivor'a katılmadın. Katılanlarla şovlar yaptın. Aynen öyle. Videolar yani, çektin. Tabii. Yani akşam yorumcusu gibi bir şeydim ben orada. Çocuklar yarışıyordu, koşturuyordu, ediyordu. Doğal olarak o rekabetin verdiği bir stres oluyordu hepsinde. Ben de o stresten nemalanıyordum. Akşam benim masama geliyorlardı. Onları daha Masan da... mı vardı Tabii, orada? Tabii masayı da götürdük. Yani bir şekilde öyle dediler. Acun Medya senin belden aşağına alışmadı kimse. Sen bir şekilde git dediler ve hakikaten böyle masayla gittim abi. Onları manipüle ediyordum. Birbirlerine düşünmeye çalışıyordum falan ama zaten öyle stresli bir ortamdı ki herkes birbirine düşüyordu. Çok eğlenceli tabii şeyler çıktı. Televizyon Peki yayına başladı mı? Yayınlıyor musun onları? Ocaktan sonra başlayacak yayına. Peki hem TV8 yayınlayacak hem sen mi yayınlayacaksın? Nasıl olacak? Nerede izleyeceğiz? Şu anda platform %100 kesinleşmedi. Aslında kesinleşti ama sanırım imzalar atılmadı. O yüzden herhangi bir yerde söyleyemiyoruz nerede yayınlanacağını. Tamam, fakat dijital medya olacak ve Ocak ayından sonra yayınlanmaya başlayacak diye biliyorum şu anda. Çok güzel. Peki o şey nasıl geliyor sana? Ada, o hayat. Yani illa o Dominik, Panama olması gerekmiyor ama nasıl geliyor? Çok güzeldi yani, yağmur ormanları, yani Güney Amerika sound'u, işte insanlar çok rahatlar. Mesela Türkiye'de en son Twitter'a girip işte gündemi takip edip sonrasında uçaktan inince Dominik'in gündemine bakınca ah dedim yani millet neler yaşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz bile dedim, hatta inerim ben dedim bunu. Çünkü orada hani ada diyorsun, adamların geldiği tarih kabile. Yani bayağı hala mızrakla oturan adam var orada falan. Çok enteresan tabii. Güvenlik tehlikesi çok fazla. Çeteler birazcık daha hakim falan ortama. Yani düşünürsek oradaki ortamın ve oradaki ortamın Twitter'ının çok gergin olması lazımdı. Yani bu adamlar cep telefonu, mesela akıllı telefon gösterdim, korktu adam. Yani bana tapınacaktı falan. O şekilde böyle deli. Hiç görmemiş orada mesela. Hiç çıkmamış kabilesinden. Ama mesela orada motosikleti almışlar kendilerine. Bir tane ablamız giymiş eteğini, oturmuş motorun üzerine pır 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 geziyor. Kahve var, buradaki gibi kahvehaneler var. Dedeler var böyle 105 yaşında oturuyorlar orada. Mızrakla. Mızrakla. Görmelisin abi, gerçekten çok kültürlerine bağlılar. Yani önünden böyle genç kızlar geçiyor denize giderken. Kısacık şortlar falan. Yani kimse dönüp bakmıyor bile. Hani o kadar... Aslında, öyle bir empotans yani söz konusu. Biz hani deriz yani ya, gelişmemiş adamlar. O kadar kız geçiyor, hepsi mızraklarını tutuyorlar. Halbuki biz olsak neler yaparız değil mi? Bakmıyor bile, mızrağı tutuyor. Aynen. Tutacak yani bir şey var en azından. Tabii. Evet. Bak ben hala bir televizyon programı olduğunu hatırlatırım. Biz de bizim programdan geldik buraya. O yüzden hani biraz frenliyiz abi. Evet. Ama orada şunu gördüm yani. Adama diyorsun ya, aa kabile işte çok gelişmemiş bunlar falan filan diyorsun ama yani birazcık sanırım bazı konularda bazı şeyleri öteleyerek ya da çok üstüne düşmeyerek geliştirmişler kendileri. Ben çok şaşırmıştım. Hani inince böyle çok büyük bir edayla indim. Böyle ha kabileler gelin size bir şeyler öğreteyim falan filan. Bir şey öğrenip geldim. Vay be. Vallahi öyle oldu. Ne güzel ama bu aslında bütün gösteri dünyasından herkes için, oyuncular için de değil mi? Başka ülkelerin insanlarıyla tanışmak, evet, onları gözlemlemek çok önemli. Evet. Çok. Çok önemli. Her ne kadar tabii biz burada yerli işler yapmaya mecbursak da, yerli işlerle uğraşıyorsak da. Ben de şimdi Amedeus provalarındayım. Çok acayip bir dünya. Böyle şeyler, takılmalar falan filan, yani böyle sahne üzerine filan. Hepimiz böyle saçma sapan tipleriz. Yani şeyde Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde yapıyoruz provaları. Herkes provalara böyle geliyor. Falan. Filan böyle ona. Herkes böyle konuşuyor falan filan. Sonra peruklar filan takacağız. Böyle 18. yüzyıl adamları filan gibi dolaşacağız. Ben böyle kilolu bir bücürüm yani. Anlatabildim mi? Nasıl olacak bunlar? Hani böyle bir herkes de böyle bir havalar var. Sen de fotoğraf paylaştın ama. Ha? Fotoğraf paylaştın sosyal medyada. Paylaştım. Ama çok yani, da yakışmış bence ama. Allah razı olsun. Yani. Ama ilk günlerde böyle herkes ne haber, selamun aleyküm filan diye geliyordu. Şimdi kapat diye geliyoruz. Yani bir 15 gün sonra bu hale geldik. Ya bu gözlemler filan çok acayip oluyor hakikaten. Değişiyor oyuncular. Tabii yani sonuçta bir de hani gözlemlediği şey çok önemli. Oraya kendini götüren de var ya Okan abi. Bizdeki en büyük sıkıntı o. Yani ben hep onu anlatıyorum böyle. Adam Almanya'ya gidiyor ya, ama Almanya'dan bir şey almak yerine mesela burayı oraya götürüyor. Bravo. Kendini götürmek çok iyi lanmış o. Yani bir anda biz aslında oradan bir şeyler alıp onu kendimize, ülkemize, ne bileyim oradan al teknolojiyi gel buraya ya da başka bir şey yap. Ama biz de gidip orayı biz yapmaya çalışma durumu. Mesela Amerika'dan videolar geliyor yani işte göbek attık şeyin ortasında falan. Atma işte. Orada Broadway var mesela, onu izle. Gel buraya bize de öğret. Biz de öğrenelim. Hani paylaşım yok. Buradakini oraya götürme durumu var. O yüzden konu nereden başladı? Çok da akıllıca konuşmaya çalışıyorum ama konunun başını kaçırdım ya. Sonuçta evet abi, çok etkileniyorlar oyuncular ve çok haklılar. Gerçekten. Aslında temel fark şu. Dil konuşup konuşmamakla ilgili. Yani dil konuşanlarda da bazen abartılı bir şekilde oralı olmak var. Tabii. Aksansız. Yani. Ya mesela benim işte beraber seyahat ettiğim arkadaşım sürekli burada krustase yiyeceğiz. Ya ne? Abi nefret ediyorum ya. Bir sürü soğuk deniz böceği geliyor. Ve bu sümüklülerin içinden bir de ameliyat teçhizatı geliyor böyle bir hakikaten kadın doğumcu kadar şeyi var. İşte sümük çıkarıcı, böcek çıkarıcı, oradan onu çıkarıcı, buradan bir şey diyor. Ay afakanlar basıyor bana o sümüklü böcekleri, yiyemiyorum. Ve hakikaten canım mercimek çorba, lahmacun filan istiyor yani. Yani niye dil bildiğim için de bunlara katlanmak zorunda değilim hakikaten yani. Krustaseler, yemekler, bilmem neler falan. Yani o kadar da değil. Belki o dengeyi bulamıyoruz. Ya bir de oradaki mesela durum burada da var aslında. Yani orada mesela oranın işte yemekleri nedir? Özel bir restorana götürdüler bizi. Açtım menüyü. Tabii ki okuyamadım. Ama ben bunun aynısını burada Cihangir'de de yaşıyorum, Etiler'de de yaşıyorum. Onları da okuyamıyorum ben de mesela. Hiç anlamıyorum. Ya şu çorba video, özür dilerim. Şu çorba videosunu geçen programda yayınlayamadık. Niye şimdi yayınlayamıyorum? Ya gördün mü? Bütün şeyde çorba bulamamış. Yol yapıyorum diyor adam. Yol yapıyorum diyor. Oraya diyor yazmış görmedim diyor. Totem koymuş diyor. Çorba yazıyor diyor. Çorba diyor. Bak görelim. Yollardayım ben. Ben gidiyorum, yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum, ne çorbası var diyorum. Mercimek. Hayallerimle oynadım. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimekle madem yok, neden oraya kocaman çorba yazıyor? Çorba! Bu ben. Bayağı benim televizyonu çıkmıyorken ki halim. Ya abi ben bayılıyorum adama yani. Evet, tabii ki. Ya şimdi tabii küfürleri yayınlayamıyoruz. O kadar doğru ki mesela bu adam kesinlikle Ankara Anlaşması'yla Londra'ya taşınamaz mesela. Canı sıkmışlar. Yani Londra'yı yakar yani. Mesela Paris'te oturamaz ya da Roma'da falan oturamaz yani. Kendi memleketinde rahatsız. Allah. Ulan yok mu? Yoksa niye toteme çorba yazıyorsun? Mercimek yaz o zaman. yollardayım diyor. Yani bu bizim aşık olduğumuz mizacımız abi. Onu da protesto ediyor. Bir de mesela yabancı bir ülkeye taşınıp market kuyruğunda adamları düşün. Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleştik. 8 saat market kuyruğundayız. Çok medeni. Biz yapamayız. Biz ya sanıyorum. Bak bin kere söyledim. Bin kere söylüyorum. Londra'dan bana orman fotoğrafı, park fotoğrafı göndermeyin diyorum. Ben sincap değilim diyorum. Bin kere söyledim. Biz o kadar vahşi değiliz. Herkes Londra'da inanılmaz parklar var. Ben aslan kaplan yavrusu değilim. Ben bir domuz ya da ne bileyim bir vahşi hayvan değilim. Her yerden ağaç fotoğrafı gönderiyorlar. Evet, İstanbul'da parklar az olabilir. Pek ağaçlık değiliz ama biz artık ormandan çıktık. Medeniyiz. Bu kadar beton olmasına da gerek yoktu tabii ki. Ama yani gerek yok. Çocuklarımız hep parkta. Niye eve götürmüyor musunuz? Orada mı uyuyorlar? Yani korkunç. Mesela bu gerçek. Bu gerçek, o gösteriş aslında. Mizacımız bu. Aynen. Çorba diyor ya. Gerçekten ben de böyle çok serzenişte bulunuyorum birçok şeye. Ben de demek ki yok. Benden çorbalardan memnun musun? Ben bayılıyorum. Ben değilim. Niye? Çünkü hiçbir yerde gerçek mercimek çorbası içemiyorum. Üstelik İstanbul'da. Hazır hakikaten, çorba durumu mu? Hayır abi. Nasıl unlu. Yani? Ha. Unlu. Nefret ediyorum. Ya bu aynı bu adam gibi. Ya gidiyorum yani gittiğim mekan adı çorbacı. Bak bunun istediği her şey var. Ne var diyorum? Hayvanın orası var, burası var. Oradan çıkan tüyünün çorbasını yaptım. Kenarı var, şurası var. Ve bu kadar biyoloji ve hayvan anatomisi bana fazla geliyor. Bir süre sonra midem bulanmaya başlıyor herif menüyü sayarken. Diyorum ki hayvanata ayır, bir mercimek ver. Bak ben onun tersiyim. Abi bir mercimek çorbası geliyor, undan içemiyoruz. Niçin mercimek çorbasında sahtekarlık yapıyorsun ya? Niye? Mercimek. Adam söylüyor işte. Mercimek. Kaynat, sat. Ne olacak? Hayır, ona da un basacağım. Oradan da seni dolandıracağım. Neden? Ama yani şimdi adam tabii kendini çevreye göre donattığı için demek ki herkes her şeyde bunu yapıyor. Ben çorbamda niye yapmayayım mantığıyla hareket etmiş olabilir. Abi her yerde çorbacıya gidiyorum, sürekli işkembe içmek zorunda kalıyor. Çünkü orada dolandıramıyor beni. İşkembe çorbasına un basabiliyor mu? Basamıyor herhalde. Dolayısıyla sürekli sarımsak kokuyorum. Merhaba.